Bir adam düşünün. Yaşamı boyunca tüm sevdiklerine, hangi yaşta olursa olsun çocuk diye seslenen. Sözlüğünde çocuğun anlamı sevgi olan. Bir adam düşünün. Bir hayale inanan. Bütün dünyanın asla kazanamazlar dediği savaşı kendisine inananlarla kahramanca kazanan. Bir adam düşünün. Savaş sonrasında yaralar almış ülkeyi ayağa kaldırma, hatta onu en ileriye götürme hayali taşıyan, bunun için yeni ve güçlü bir cumhuriyet kuran. Bir adam düşünün. Kurduğu cumhuriyeti yükseltmek adına önce çocuklar ve kadınlar için çalışan, geleceği baştan yaratmak adına önceliğini fene, bilime ve sanata veren. İşte bu hayalperest adam bir kere inanmıştı ve inandığı şeyler mutlaka gerçekleşecekti. Bu hayalperest adam için çocuklar önemliydi. Savaşın tüm acımasızlığına küçücük yürekleriyle tanık olan, açlığı ve sefaleti yaşayan, çok sevdiği evlatları için çalışan bu lider, yetim ve öksüz çocuklarla ilgilendi. Başarılı öğrencilere burs verdi. Eğitim olanakları sağladı. Çünkü çocuklarına güveniyordu. Bu hayalperest adam için Türk kadınları önemliydi. Kurtuluş Savaşı'nda hayran olduğu Türk kadınlarına erkekler gibi eşit toplumsal varlıklar olarak yeni kurduğu cumhuriyette yer almaları için 1000 yıl evvel kaybettikleri hakları iade etti. Ey kahraman Türk kadın, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın dedi. Ve bütün dünyaya, kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek öncülük yaptı. Medeni kanunla erkeklerle eşit haklara sahip olan Türk kadınına 1930'da belediye seçimlerine katılma, 1932'de köy ve muhtar heyetlerine katılma hakkı tanıdı. Bu hayalperest adam için eğitim önemliydi. Yeni Türkiye'nin kurulmasının eğitime dayandığını, en önemli ve en onurlu görevin eğitim işleri olduğuna inanıyordu. Çıkardığı kanunla milli ve laik değerlere uygun bir biçimde eğitim ve öğretimle birlik sağladı. 1928'de millet mektepleri açtı. Harf devrimi yaptı. Kurduğu cumhuriyetinde aydın insanlar görmek istediği için modern tarzda eğitim veren üniversitelerin kurulmasını amaçlayan kanun çıkardı. Ve 1933'te üniversite reformu yaptı. Bu millet ve memleket ilme, irfana çok muhtaç. Tahsil yapmış, diploma almış olanları korumak kadar doğal ve lüzumlu bir şey olmaktan başka, eğitim ve öğretim görmek için, ilim ve fen almak için Avrupa'ya, Amerika'ya ve her tarafa çocuklarımızı göndermeye mecburuz ve göndereceğiz. İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip öğrenmeye mecburuz dedi. Ve dediklerini tek tek gerçekleştirdi. Hatta yabancı bilim insanlarına zor zamanlarında kucak açtı. Bu adam için gelecek nesillerin güven ve sağlık içinde olmaları önemliydi. Kurtuluş mücadelemizde el ele, omuz omuza çalıştığı, çok sevip, çok güvendiği ve yaşamının son anlarında beni Türk hekimlerine emanet ediniz diyerek duyduğu sonsuz güven ve minneti ifade ettiği hekimleriyle çalışarak yeni Türk devletinde sağlık hizmetlerini devlet hizmeti olarak ele aldı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nı kurdu. Böylece sağlık ve sosyal yardım işleri devlet bünyesinde toplanmış oldu. Kızılay'ı ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nu kurdu. Teşkilatları devletin desteği ve halkın bağışlarıyla güçlendirdi. Yurdun dört bir köşesine numune hastaneleri açtı. Tüm yurda aşı üreten Hıfzı Sağ Enstitüsü'nü kurdu. Canını emanet ettiği hekimleriyle, cumhuriyetin yükselmesinin eğitimle, sanatla, bilimle ve fenle olacağına inanan bir lider. Bir lider ki, halkının geleceğini yaratmak adına son nefesine kadar çalışan, dünya tarihi Atatürk kadar çocuklara, kadınlara değer veren, bilimi ve fenli öncelikli gören bir lider daha görmedi. Dünün çocukları, onun sayesinde çağdaş ve aydın insanlar oldu. Bugün hala onun açtığı yolda ilerliyoruz. Cumhuriyet ona inanan ve yaptığı yeniliklere destek verenlerle kuruldu. Bugün
hala aynı amaca hizmet edenlerle büyüyor. Cumhuriyet hepimize emanettir. Bu emaneti sonsuza kadar taşıma dileğiyle. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.